Bunlarımız nerede? Onları bir görelim. Vatandaşı kandırıyorlar, başka bir şey değil. Özellikle ürün ambalajları küçültülerek, ürün ebatları, boyutları, ambalaj boyutları büyütülerek daha fazlaymış gibi gösteriliyor ürünler. Fahiş fiyat sonrası, şimdi de gramaj oyunu. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bazı satıcılar elindeki ürünleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Madde 4.75 fiyatlandırmada. Tüketicilerin şikayetleri üzerine olaya müdahale eden Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu bazı işletmelere ceza kesildi. Üzerindeki gramajdan farklı olarak doldurulan ya da ambalajlanan bir ürün gördüğünüz zaman bunu mutlaka zabıtaya ya da Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek gerekiyor. Tartı hilesi farklı bir olay. Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, fiyat artışı yapmayan firmaların bazı ürünlerinin gramajlarını düşürdüklerini belirterek bunun da bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini söyledi. Salgın döneminde başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere birçok üründe fiyat artışlarıyla karşılaştık. Tabi bu fiyat artışlarının piyasada herhangi bir mal kıtlığı veya başka bir sorun olmamasına rağmen sadece salgın psikolojisiyle yapıldığını biliyoruz. O dönemde de Ticaret Bakanlığı'nın bunun üzerine harekete geçerek haksız fiyat artışıyla ilgili bir savaş başlattı. Bununla ilgili bir uygulama yazdırdı. Cep telefonları üzerinde çalışan bir uygulama ve her vatandaşın bu uygulama üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebilme imkanı sağlandı. Aynı fiyata aldığımız eksik ürünler oluyor tabii ki. Marka takıntısı olunca mecburen alıyorsunuz o markada. Mesela kaşarda bu çok var. Yarım kiloluk aldığımız bir ürünü hemen aynı anda 400 grama düşmüş. Tüketicilerin fahiş şekilde fiyatı yükselen ürünleri fotoğraflayıp şikayete bulunması gerekiyor. Tabii bu açıktan yapılan zamlarla birlikte daha da önemlisi olan gizli yapılan zamlar. Süzme yoğurtta 1 kilogram olarak aldığınız bir ürünün aslında 850 gram olduğu, salçada yine 830 gram, 850 gram, küp şeker alıyorsunuz, yarım kiloluk küp şeker diye aldığınız ürün aslında 375 gram, 1 kilo olarak istediğiniz ürün aslında 750 gram şeklinde. Gramajları düşürülüyor. Yani ürünü siz 1 kilo olarak aldığını düşünüyorsunuz ama aslında ürün 850 gram. Legal olarak ürünün gramajını düşürüp üzerine yazıyorlar ama tüketicinin psikolojisinde, beyninde ürün 1 kilogram. Yani bizim milletimiz alışverişini kilogram üzerinden yapıyor. Sonuçta bakkala, markete gittiğin zaman yarım kilo ver, 1 kilo ver şeklinde ürünü istiyorsunuz. Siz 1 kilo olarak aldığınız ürün aslında 850 gram. Burada bir sorun var. Ben Sancaktepe'de oturuyorum. Burada esnafım. Evet, bana kolonya olan nerede? Onu...